Herkese merhaba. Bugün yine bir soda şişesi değerlendirme projem ile karşınızdayım. Bu soda şişesi tasarımımda daha öncekinden farklı olarak gargalak denilen su aşındırmaları sayesinde oluşmuş odun parçaları kullanacağım. Öncelikle soda şişelerimi bordo rengi boyadım. İki kat boyama işlemi gerçekleştirdim daha güzel bir kapatma olması için. İkinci kat boyama işlemini her zaman olduğu gibi pompon fırça yardımıyla yaptım. Eğer sizin elinizde pompon fırça yoksa normal bir sünger parçası ile de bunu gerçekleştirebilirsiniz. İlk etapta 4 adet soda şişesi kullanmayı düşünmüştüm. Ancak daha sonra 3 tanenin daha şık duracağına karar verdim. Kahverengi eskitme boyası ile odun parçalarımı boyadım. Boyama yaparken yalnız 3'te 2 oranında su, 3'te 1 oranında boya kullanmaya dikkat ettim. Çünkü çok daha doğal bir görünüm olmasını istedim. Bu soda şişelerinden elimde o kadar çok fazla var ki şu an, ilerleyen günlerde çok daha farklı projelerle karşınızda olacağım inşallah. Gargalak olarak geçen driftwood sanatına da kullanılan bu odun parçalarını deniz kenarlarında, göl kenarlarında, nehir kıyılarında rahatlıkla bulabilirsiniz. Biliyorsunuz ki nokta mandala yapmayı çok seviyorum ve şimdi bordo rengi boyadığım ve kuruttuğum soda şişelerini nokta mandala ile süsleyeceğim. Ben boyama işlemlerimde akrilik boya kullanıyorum çoğunlukla. Bu işlemleri yaparken bazen mat akrilik boya, bazen simli akrilik boya, bazen metalik boya kullanıyorum. Şu anki işlemi gerçekleştirirken Cadence'in Dore metalik boyasını kullandım. Ben noktalı mandala işlemlerimi mandala kalemleriyle yapıyorum çoğunlukla. Ancak evde bulunan malzemelerle de bu işlemleri yapabileceğinizi göstermek için şu an kurşun kalemle yapılışını gösteriyorum. Aynı şekilde tığla, kürdanla, toplu iğne arkasıyla da yapabilirsiniz bunları. Bu yaprak desenlerini yaparken dikkat etmemiz gereken tek nokta, obje kullanımımızda küçük noktalı objelerden büyük noktalı objelere doğru gitmek. Şu anki işlemi gerçekleştirirken de çöp şiş çubuğunun arka kısmını kullanıyorum, yani sivri olmayan kısmını. Bu desenleri oluştururken tamamen kendi hayal gücünüze göre hareket edebilirsiniz. İşin ana hatlarını, püf noktalarını öğrendikten sonra zaten desenler kendiliğinden geliyor.
üst nokta desenlerini yaparken kullandığım boya renkleri Aragonit renk, şampanya ve antik pembe. Şimdi odun parçalarının arasına soda şişelerini sıcak silikon yardımıyla sabitleyeceğim. Burada sabitleme işlemini gerçekleştirirken odun parçalarının şekline dikkat etmeniz gerekiyor. Yapıştırma işlemi bittikten sonra şişeler de dahil olmak üzere her tarafını su bazlı vernikle vernikliyorum. Soda şişesinin önünden yukarı doğru çıkan odun parçasının ucuna nazar boncuğu takmanın güzel bir fikir olacağını düşündüm. Benim elimde pembe rengi boyanmış buğday başakları vardı. Onları ortasındaki şişeye daha uzun, kenardaki şişeleri daha kısa olacak şekilde yerleştiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirleriniz benim için çok önemli. Bu yüzden lütfen yorumlarda buluşalım. Daha sonraki videolarımdan da haberdar olmak isterseniz lütfen kanalıma abone olun ve zili açmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.